Flacco bir adım ilerlemedi. Fakat playoff'ta inanılmaz bir gelişim gösterdi Flacco. Umarım kalıcı olur. Çünkü bu İnşallah. Bazı oyuncular için form durumuyla da alakalı olabiliyor. Yani bir dönem iyi oynayıp ondan sonra hani kalıcı olup olmadığını bilmiyoruz. Momentum gibi birazcık bu. Evet. Ama Flacco yani kendi playoff'larından beri devam ediyor bu forma. Umarım kalıcı olur. Kalıcı olursa çünkü Avrupa'nın bir tane daha iyi nişancısı olmuş evet. olur. Zaten bir süredir buluyorlar ki mesela ilk serilerinde upset'e karşı perişan olmuştu aslında. Hı hı. Kendi serilerinde. Oraların düzeltilmesi, bu upgrade'lerin gelmesi G2 adına da uzun vadede her zaman çok daha büyük katkı sağlar. Sevindiğim bir konu da yani Batı bir şekilde Doğu'ya kafa tutabiliyor. Jax. Gwen first pick. Evet, ona doğru gidiyor. Impact. Bu noktada. Bana şunu verin Doğu inmedi ama gerçi orta koridor da ufak ufak. Ama Gangplank gelecek ya. Gangplank var, Kamin var. Yine aynı şekilde. Şimdi acaba Zeus erkenden kendi en başarılı şampiyonunu alır mı? Çünkü turnuvada genelde ikinci aşamada yasaklandı Jayce. Fakat Jayce sert nörflendi buraya gelirken. Çok da tercih edilmiyor şu an. Evet. Zaten bir tek T1 kaldı oynayan. Yani zaten Koreli üst koridorların bir tercih, özel tercihidir o. Onlar erkenden Graves'i önerdiler. Yani bu arada turnuvada Owner'ın hala hiç Lee'sini oynamamış olması çok ilginç bir durum ya. Ama Graves'in şu an Umbra ile beraber bir de Hayalet Poro. Yani bütün abi, haritayı şey temizlemesi. Ya bu adam hani Canyon'ı, Peanut'ı falan dövdü. Onlardan daha iyi Lee Sin oynuyorum diye geldi bir de. Oynardı ama şey yoktu bence hesapta. Umbra'nın bu şekilde geleceği. Biraz tabii Lee Sin'in nerfleri de var. O da var. Belki de T1 tam olarak vazgeçti. Yalnız erken bir Senna geldi. Şimdi bu ilginç. Yani erken Senna. Şimdi Kerryan'ın çok iyi bir tam genç oyuncusu olduğunu biliyoruz. Çok çok iyi bir tam genç oyuncusu. Fakat bu Kerryan'ın ofansif playmaker'larını bloklayan bir şey. Ha Kerryan gene bir şeyler yaratıyor. Defansif olarak da ekstra pozisyonlar falan üretiyor. Bir yollar buluyor yani. Onu yaparlarsa yalnız çok şey kalmaz mı ya? Graves aldılar zaten. Senna bir de tam genç gelirse ne olacak? Aşırı pasif kalabilirler. Evet. Yani genel oyun planı bir de tabii Faker'ın da eline şimdi LeBlanc'la Ahri verebilecekler. O da yok. Hı-hı. O opsiyonlar da kalmadı ellerinde. Yok ya ona böyle Leona'nın Turus tarzı bir şey gelecek sanırım. Ya yani oyun yapma olayını Kerryan'dan bekleyecekler bence. TF geldi. Ve Ezreal. Ve Ezreal geldi. Şimdi tabii Senna koridoru nasıl ilerleyecek onu da görmek lazım. Ezreal Senna koridorlarında yanına zaten genelde Senna'nın menzilsiz bir destek geldiği için. Karma gidecek burada. Yüksek ihtimal. Büyük ihtimalle banlanacaktır Karma. Sylas. Şimdi bu bence iyiye bir işaret T1 adına. Yakın zamanda bir güçlendirme aldı bu arada Sylas. Bir de TF'in nerfleriyle birleştirildiği zaman artık çok erkenden yenmeye başlıyor Sylas. Ve takip ediyor oyunu her anında. Karşıda tatlı ultiler var şimdi. Yani Faker yani bu noktada Jojo zaten çok çok iyi bir turnuva geçirmiyor. Evet oynadığı zaman oynuyor ama yani o koridoru dümdüz etme ihtimali var. Çünkü Faker bazı maçlarda karşısında böyle sindirebileceği birisini gördüğü zaman, bir zayıflık gördüğü zaman yani yaşlı kurt direkt yok ediyor koridoru. Ya yardım almasına falan da gerek kalmıyor. Ya bir fikir geldi aklıma ama acaba T1 öyle bir deliliğe gider mi? Üst koridor Sylas mı? Hayır. Senna Graves botlayın. Ya da destek olarak Sylas. Senna'nın yanında benim kullanmışlığım var. Johnny Faker kaç yaşındadır ya sence? 26 olması kim? Lazım. Kim? Ya Johnny diyorum adam atlıyor oradan ya. Ben kim olduğunu anlamadım. Faker. Faker. 26 olması lazım. Yankos'la aynı değil bir mi? Bir yaş büyük. Bir yaş büyük. Yankos bir yaş büyük. Çok da yaşlı kurt değilmiş ya. Abi yani League of Legends genelde için bu yaşlarda emekli oluyor oyuncular da. Şimdi bir de şeye de bakmak lazım. Kaç senedir oynuyor? Çok senedir. Çok senedir oynuyorlar öyle bir durum var. 11 sene olmuş. 10 veya 11 yok, 9, sene. Yok 9. Yani 9 sene oldu. Faker 2013'te sene çıktı. Ambition'ın karşısına ilk kaçta gitmişti? 2013. 13 müydü? Hı-hı. Bakayım. Zaten gelir gelmez World aldı adam. Evet. Selamen geldi tek. Karma kalacak mı? Neyse ve Nocturne gitti. İlginç. Şu okay. anda T1. Bu arada bu turnuvada What? Nedense hala seçilmedi şu Ezreal'ın yanına Karma. Bu arada Ezreal Gragas da ben hala çok çok iyi bir opsiyon bir olduğunu düşünüyorum. Bir maçta oynandı ya sanki çünkü Ezreal Karma. Çünkü Nautilus vesaireler açık o yüzden alınmıyor karşısına Karma. Ama abi Karma ile devam verebiliyorsun onlara. Bak gerçekten ki kendisi verdi T1. Kendi liginde Damwon bununla beraber win streak falan yakaladı. Sadece Ezreal Karma oynayarak.
GP geldi dediğin gibi. Ondan bahsetmiştik zaten ben varken. Ben orada yasaklamalarını beklerdim. Vlad yer, bence Vlad'dan çok daha iyi bir opsiyon GP. Haritayı etki edebilmesi. Bir de şey çok tartışılıyor. Ben de katılıyorum. Ya Vlad iyi mi? Yani Jax'le veya işte diğer tercihlerle karşılaştığında Gwen'in karşısında. Ya evet çok güzel bir Vlad şekilde scale oluyor. Vlad ne zaman yendi abi Gwen'i? Yenmedi. Zaten i̇şte, şey gelişmesi için oluyorlar. Vlad ne zaman oynandı? İşte oynanıyor şu anda. Oynanmaya çalışılıyor. Dene'nin klasik işte Lux, Seraphine, Bard gösterip bu arada gerçekten Bard aldı bu sefer. Aldı. Lux, Seraphine, Zoe ve Bard gösteriyor ama Bard'ı kitledi bu sefer. Evet şu anda da Tivan'a diyorlar ki hadi oyna menzilsiz desteğini. Hadi. Ama menzilli bir şey alırlarsa da bu sefer alt koridor kampı yiyebilirler. İşte aynen öyle. Yani çok doğru bir tercih yaptılar bence Bard olarak. Ha Karma da bu arada zaten aynı yani benzer şekillerde baskı kuruyorlar. Alt koridoru bayağı zorda bırakacak ya. Zaten Gumayushi iyi bir turnuva geçirmiyor. Ben 35 dedim ben fazla bile söylemiş. Kurtaramıyorum zaten. Aslında bu güzel maç onun için yine. Yani evet. Tam böyle Inspire'ın taşıyabileceği türden bir kompozisyon. Ya biraz mecburi Naturnus geliyor burada. Hiç isteyerek aldığını ben düşünmüyorum. Evet ya. Yani Senna'nın yanında en azından kaynakları bir işe yarayarak kullanabilecek bir şey istersiniz. Alternatif ama var mıydı peki? Şöyle Bard geldiği için kalmadı alternatifleri. Ya Bard'a karşı tehdit oluşturmanız lazım yoksa Gül'ü oynuyor sizi yeniyor bir de gezmeye başlıyor artık erkenden. Siz tabii Senna ile oynadığınız için gezemiyorsunuz da. Vulcan geçsin ya sıkıntı yok bence ya bu turnuva itibariyle. Abi bak. O kadar yakalandık ya. Bir anda her şeyi vurmaya başlar. Tehlikeli play. Doğru. Ya alternatif ne olurdu? Yok kalmamıştım. Tehdit yaratabileceği yok değil mi? Ya işte Sion alıp belki hani koridor itmeye oynayabilirlerdi. Onu düşünecek. Ama gene kaybedecekler. Yine kaybediyor. Yine dayak yiyorlar yani. Senna'yı çok erken gösterdikleri için bence çok rahat cevap verdi EG tarafı. Evet. Ya bu arada Twisted Fate kartıyla beraber tek hedefi düşürecek hasar da çok kısıtlı görünüyor aslında EG'nin. Hani tamam Viego ultisi var işte Ezreal bir şekilde Bard'dan da destek gelecek ama sanki hasar konusunda bir eksiklik yok mu ya? Abi bir kişi hızlı keserler ya. Herkesin hızlı keserler o biraz sorun olabilir ama orada da işte Viego'nun resetine güveniyorlar. Yani bir kişiyi çıkardıkları zaman arada eğer o bir kişi keserlerse sonra savaş çok kolay onlar için. Reset takımı tehlikeli ya turnuvada yapılan reset takımları. Bir tane böyle pozisyon dışında birisini bulduğun zaman gerçi bu takıma karşı da çok kolay ya. Senna'nın olduğu bir yerde. Ama çok yakalayacak potansiyelleri var. Bard'la yakalarlar, evet. TF'le yakalarlar. İkisi de bu arada çok uzun mesafelerden bir anda hamle yapabilen şampiyonlar. Evet ve günün ilk karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. T1 ve EG. İkisi de iki galibiyetteler ve kazanan takım bir adım öne çıkacak. Ve iki ekip de sanki anlaşmış gibi T1 üst taraftan, EG ise alt taraftan. Yalnız eğer EG o yakalama işini başaramazsa, ilk darbeyi vuramazsa sonraki takım savaşı uzadıkça onlar için bayağı tehlikeli hale geliyor ya. Orada da ama cevap verebilecek fırsatları var. Yani en azından Senna belli bir miktar ruha ulaşana kadar menzil avantajları olacak onların. Hı-hı. Ama yani Gangplank ultisinin olduğu bir senaryoda alan kontrolüyle yani menzil derken de bu arada Graves'in de menzili burada sıkıntı. Senna'nın menzili de sıkıntı olacak bir yerden sonra. O yüzden ya savaşma patternleri bence oyun boyunca hiç kolaylaşmayacak. Hep zorlaşacak gibi hissediyorum ben. Çünkü bir kişiyi aradan çıkarmak oyun ilerledikçe ve görüş sahibi olmadığınız sürece hep zorlaşan bir şey. Üzerine bir de yani Gangplank'e karşı savaşmak çok iyi bir deneyim değil ya. Ne olursa olsun. Aynen öyle. Ya bir de Gwen işler kötü gittiğinde işte Twisted Fate gibi hasar vurmayan bir orta koridorunuz varsa Ezreal gibi çok güçlenmesi gereken ve Viego gibi resete ihtiyaç duyan bir ormancınız varsa aslında Gwen tamam ben maçı taşıyabilirim, hasar vurabilirim diyen bir üst koridor şampiyonu ama ya karşıda da Gwen'in şöyle rahatlıkla gidip Nautilus haricinde işte ulaşıp kesebileceği bir hedef de yok. Senna'nın görünmezliği var işte diğerleri hareketli. Gangplank'in canını yenilemesi, kitle kontrollerden sıyrılması vesaire. Ya Gwen için de çok rahat bir maç gibi görünmüyor seçimlere baktığımızda. Önemli olan birileri tutsunsa o sonra vurur. Tutabilirse tutucular. İşte normal koşullarda mesela bu alt koridorda, bu alt koridor ikilisinde paramparça etmesi lazım EG'nin. Özellikle erken aşamalarda. Fakat EG'nin alt koridoru özellikle laning anlamında biraz zayıf bir alt koridor. Hata yapmaktan da korkuyorlar artık. Çok eleştiri aldılar. Turnuva boyunca. Ki kendi ligilerinde de bu arada koridorda kaybettikleri. Şampiyon olurken kaybediyorlardı koridoru.
Şu an için olması gerektiği gibi ilerliyor alt koridor. Deni'nin ayağı çabuk tercih ettiğini görüyorum Ezreal'ı. Tabii farklı rün seçimleri olabiliyor. Neden ayağı çabuk? Belki biraz sana dürtmelerine karşı daha fazla hayatta kalmak için istemiş olabilir ama ben hala yenilmesi çok çok daha iyi buluyorum ya. Ben saldırıya devamı da çok sevemedim bir türlü. Belki ufak bir hareket hızında ilerleyen dakikada bu kadar menzile karşı işine ya menzilse karşı işine yarayacağını falan düşünüyor olabilir. Onun aldığı eşyalar vesaire hareket hızına çok da gerek duymuyor aslında. Ya ama karşı tarafta mesafe kapatabiliyor bir şekilde. Orta koridorda Faker yani canını okudu Jojo Pugh'un. İşte bu oluyor artık. Önceden hiç bunu yapamıyordu bu arada Sylas. Çünkü sürekli yarı canda gezdiriyordu TF'unu. Üst koridorda yalnız Impact'in canı bir hayli azalmış durumda. Honor da kayıcılarını bırakıp Yampiri'ye geçti. Rakibinin nerede olduğunu da biliyor şu an. Yalnız burası Impact için çok beter bir hale gelebilir ama oradaki yani totem'e yakalanmış olması. Ya kule altı deneyebilirler mi diye baktım ama. Bu arada alt koridorda yeni mıhlanan bir Deni var. Hemen Sirge için defansif kullanıyor ama yani manalar bitti alt koridorda EG tarafında. Özellikle Vulcan'ın. Deni'nin de bir hali azalmış durumda. Ve alt koridordaki hakimiyet Carrier kaybedilmiş gibi görünüyor. Carrier da çok fazla hasar bıraktı Vulcan'ın üzerine. O kalkan kırılamayınca tabii. Ya alt koridorun iyi başlayıp EG adına bu şekilde devam etmesi hiç iyi haber değil. İşte orada biraz oyuncu farkı devreye giriyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Bence Karma alsalardı, kötü oynasalar bile bundan daha iyi olurdu. Orasını bilemem yani. Sonuçta ne kadar hazırlıklı EG buna bilmiyorum. Ama ya Karma Mantra ya. W çok acayip bir. Evet. Bak çok göz ardı ediliyor. Yani şeyi diyorsun Atunus'a lütfen atlı üzerime diyebiliyorsun. Öbür büyücüler gibi ölmüyor hemen. Evet. Karma tabii burada iki tane üst üste çıpa yemiş olmaları koridoru biraz daha kontrolünü kaybetmelerine sebep oldu. Ve üst koridorda iki tarafında canı çok az ama ormancılar buraya çok uzak. Zeus bakalım üste dönecek mi? Evet, daha güvenli bir noktaya çıktı üste dönüş için. Koridorda kötü durumda değil ya. Işından kullanıp yetişecek burada. Ama diğer tarafta Impact'in ışınlarının koruma ihtimali söz konusu olabilir. Ya tabii genelde bu tarz durumlarda üst koridor oyuncuları o momentumu kaybetmemek için hemen ışınlanmalarını kullanıyorlar. Diğer taraf minyonları çalıya falan çekip durdurabiliyor bazıları. O ihtimali gerçi yok bunu yapmayacak. Yok bunu yapmayacak. De 14 dakika boyunca çok da farklı bir şekilde kullanamadığı için genelde kullanıyorlar ya. Dediğim gibi yani momentumdan ötürü. Bakalım. Para bekledi galiba biraz. Yo dümdüz koşuyor şu an. Impact. Tabii çizmeleri de tamamladığı için hızlı bir şekilde koridoruna yetişebilecek. Işınlanını korumayı tercih etti burada Impact. Tabii ben bu çelik kaplamalı papuçlara alışamadım ya. Zaten niye değiştirdin? Neyine alışamadın? Adına mı? Evet ya. Ninja tabi güzeldi abi. Peki ninja tabi mi? Ninja tabisi mi? Tabi bizde tabisi. Tabisiydi onlar değil bizde mi? Bizde tabisi. Tabi. Bu arada orada bir savaş izleyebiliriz ama Jojo Pin çok oralı olmadı. Ve orta koridorda biraz da olsa minyon üstünlüğü yakalamış durumda Jojo Pin. Tabi bu eşleşmede yani şu ana kadar Faker rahat bir koridor geçiriyor. Seviye 6'lar geldi ama bir üste dönmek durumunda Jojo Pion. O da hemen iyi oyun çizmelerini tamamlıyor. Şimdiden ulti bekleme süresinde ve sihirdar büyülerinde azalmaya da sahip olmak için. Yani şimdi Zeus'un dikkatli olması gereken dakikalar. TF ultisi geldi. Ve ondan üst koridorda baskı Onur devam ediyor. Honor buraya bir karşı baskın için geldi. Şu anda Impact'in orada bir görüş yok. Bir süre orada bekleyip üste dönmek isteyebilir Onur. O biraz 6 seviye olma ihtimaline karşı da şöyle bir göz kulak olmak için yaklaştı sanırım. Ama güzel bir geri dönüş yaptı burada Zeus. Yani iki ormancı da erken dakikalarda yani hiç çıkamadı ormanından adeta. Şimdi Inspired'da seviye 6 oluyor ve ilk ejder için belki bir rota çizecek kendine Inspired. Tabii Honor da haritanın alt tarafına doğru gidiyor. Onun da seviye 6 olması için bir kampa daha ihtiyacı var. Dişli kamayı aldıktan sonra biraz tehlikeli hale gelebiliyor Graves. Önümüzdeki 30 saniye içerisinde bir TF baskını görebiliriz alt koridora. Ama T1 da bunun farkında. Bir üste dönüş istiyorlar. Alt koridoru artık orta koridor kontrolü alınmadan biraz daha defansif oynamak isteyebilirler. Tabii şu da var. Bir Sylas olduğu için T1'da orta koridorda
İlk hamleyi onlar da yapabilir. Ve Faker şimdi üst koridora bir ulti kullanmak için ilerliyor gibi görünüyor ama hayır. Nehirdeki erikleri aldı ve koridoruna geri dönüyor. O TF'i bekleyecek, biraz daha reaktif kullanacak onu. Şimdi Guma'yı şuradan bir rotasyon var. Dakika 8 yaklaştığı için, alamet yaklaştığı için T1 tarafı şimdiden oraya yönelmeye başladı. Kerya'yı bıraktılar alt koridorda. Kerya'nın bir an önce seviye 6 olup buraya yönelmesini istiyor gibiler. Tabii kafa kafaya çıkacak bir savaşta daha kuvvetli ultilere sahip olan taraf T1. Özellikle Gangplank ve Naturalist'dan olabilecekleri. Orta koridorun minyonları da ittirildi. Alamete başlamak için altyapı kuruldu aslında. Şey de var, hani TF alt koridora belki ulti atar da Gangplank ultisini almadan da onu yapmak da kolay değil. Yani bu sefer yine ekstra ultiyle oynayacak olan taraf T1 olacak. Tabii onun bir tanesini harcadılar az önce, Faker. Bu arada Kerya seviye 6 oldu ve alt koridordaki minyon dalgası bırakıp buraya doğru yöneldi. Şimdi Kerya hala kullanabileceği bir ulti de var. Şimdi kullanıldı ulti de Jojo Fiyonsa şöyle birlikte Valkan'a doğru ilerliyor. Kerya sersemletildi ve devamında kovalamak çok mümkün olmayacak ama Kerya çok mu erken kullandı acaba ultiyi? Bu arada Faker orada sıçrayla uzaklaştı. Sarı kart tutsa düşebilirdi o da. Yani alameti alıyor T1, aldı da. Benim anlamadığım Deni niye base attı abi? Bilmiyorum. Neden attı? Yani Senna bayağıdır ortada takılıyor zaten. Naturnus'un ortaya gittiğini gördü ve base attı abi Deni. Üstelik alamette savaşmayacakken. Ya muhtemelen hani minyon dalgasını işte tekrardan ortaya resetlensin falan gibi bir şey istemiş olabilir de. Daha rakibinin başlamadığını düşündü ve yetişebileceğini düşündü tahminimce. Ama hiç oraya da gitmedi ki, direkt aşağıya koştu sonra da. Yani bilmiyorum, ben bir sürü fırsatı, bir sürü parayı kaçırdığını düşünüyorum Deni'nin. Bu arada Onur geldi Discord'a abi, ülke kullanımı var ama abi sıçra geliyor Onur'dan. Ve ilk an Zeus'un hanesini yazıldı dakika 9'da. Geç bir ilk an belki. Ama üst koridordan istediğini buldu T1 tarafı. Geç. Aslında T1 için geç değil ya. T1 bu gidişattan memnun şu an. Ya dünkü RNG maçını hatırlasana Johnny. Dakika 10'da 15 skoru vardı maçta. Ha, o açıdan öyle. Ama bu şeyin... Bu arada Gomeishi yakalandı. Son anda yerine buluyor Inspired'i. Inspired ulti kullanmadı. Hala ulti kullanabileceği vakit var. Şimdi Inspired ultisini kullanıyor. Biraz gereksiz oldu ama... Skoru bulmayı başardılar. Faker yerine mızlanacak. Yalnız üst tarafta alametle birlikte kuleyi de almayı başardı T1. Yani işte Gumayushi'nin bir destek oyuncusu olmamasının oradan kaynaklanan bir hata. Ve alt koridorda da bedavadan aslında şu anda Deni güçleniyor. Natürlüs bir şey yapamaz Ezreal'a tek başındayken. Hasar yetmeyecektir. Yani aslında şeyden bahsedecektim. Bu gidişat T1'ın işine geliyor yani. Yükleri biriktiriyorlar. 4 tane güçlenecek şampiyon. Hatta yani tank Naturalist'leri olacak. Alt koridor hariç ama yani oradaki gidişat çok tuhaf bir hale geldi. Hani bir anda bir 30 milyonluk fark oluşturdu Deni. Üstelik hani bence o dönüşü yapmasa çok rahatlıkla alametten gidecek barikatların belki de bir kısmını da kendisi de alabilirdi. Olabilirdi, evet. Ekstra altın da alabilirdi. Impact'ten biraz açgözlü bir oyun. İyi de yemlemiş Zeus. Zaten onları da direkt yetişiyor. Ya böyle pozisyonlarda hani Gwen'i agresif oynadığınız anda şeyi düşünmeniz lazım. Rakip ormancı nerede? Çok basit bir ölüş ama bu Gumayush'un. Evet. Yani işte destek oyuncusu olmamanın hatası bu. Tabii şey de bitmediği için. Ya oyunda TF var abi. Hani bırak Viego'yu, Viego'ya kalan. Ya bu arada TF'e gerek de yok. Kesti ki zaten Inspire burada. Yani ulti atıp kesecek zaten. Hani oyunda TF var zaten. Hani böyle bir şey yaptığında direkt yakalar çünkü TF. Basit bir hata geldi. Ya bir de Senna nişancıda da oynasa, destek pozisyonunda da oynasa hiç önemli değil. Tek başına dolaşamaz. Öyle bir şampiyon değil Senna kesinlikle. Ya şey gördüm, üst koridorda hakimiz ya falan dedi ama öyle olmadı o iş. Bu arada Gomeishi sıçrayı son anda kullanıyor orada. Yine pozisyon hatası. Kerya'dan bir deneme. Tek bir ruh için. Hashtag bird. Aldıysa sıkıntı yok. Aldı abi ruh. Helal olsun. İki ruh. Bir sonrakinde ölüm var ama. Bu arada Kerya'dan sıçrayla birlikte bir hamle. Yok olan bir Inspired var. Herhangi bir yetenek veya sıçra kullanmasına izin vermediler. Faker geldi buraya ama zincir kaçınca Valkan kule altına uzaklaşmayı başarıyor. Faker isabet dalgasına düştü. Parça tesirinden güzel asır ama yeterli değil. EG tarafı alt koridorda
kötü başlayan savaşı en azından eşitlemeyi başarıyor. Üst koridorda birebir var. TF geliyor, TF geliyor. Üçüncü yükünü kaçır diye tahmin ediyorum. Buraya yaklaşan bir Jojo Pion var. Zeus'un kaçışı çok zor görünüyor. Birebir istiyor Impact ama emin mi bundan? Jojo Pion buraya gelmeden Zeus skoru buldu. Abi azıcık sabır be Impact. Garipti buradaki hareket. Ah be. Impact, ah Impact. Yani milyonlarla adamın arasına geçmişsin. Kulesine gidemiyor adam. Yani bulaşmasa zaten Jojo Pion koşuyor ama Impact'ten biraz aceleci bir hareket ve bir anda ya çok kontrolden çıktı bu arada Gangplank. 2-0 oldu ve evet. Kule falan, kuleyi falan da aldı yani. Oo. Ya burada devam pozisyonunda Gumayushi şeyden bağırdığı CD yolculuğuna girmedi değil mi? Ben yanlış görmedim. Ya girse çünkü orada kimseyi öldürtmezdi. Totem'den görüyorlar tabii iz vardı. İyi de bir pik geliyor bu arada. Yani Kerry'e direkt olarak tetiği çekiyor. Okey. Hareket ettirmeden kesiyorlar. Faker sonra ultiyle geleceği için ona güveniyorlar. Devamını oynarız diye. Ama çok, çok geride ama. Gumayushi duvarın... hala gelmedi. Hala gelmedi. Nerede? Duvarın diğer tarafındaydı Gumayushi ve orada Sıçra'yla birlikte Kerry'e savaşı başlattığı için evet. Dönmek zorunda kaldı. O yüzden yetişemedi oraya. Bu arada orada oraya. Bir sağ sol yaptı bence. Yani. Yok yapmadı. Direkt koştu okay. Oraya. Okay. Yol çok uzun ama. Ve burada Jojo Pion diyor ki ölme geliyorum ölme. Çok ekstradan üstüne gitti Impact. Ya biraz bunda tabii oyalama çalışmaları da var. Yani oyalamak da istiyor ama yani özellikle 3. ultiyi boşa attıktan sonra kendi başına alamayacağı biraz belliydi. Abi oyalamayı gerekiyor ki Jojo Pion gelse kule altı da yaparlar zaten. Evet. Sarı kart atar keserler yani. Hani portakalı yese ne olur o saatten sonra? Zaten bekleme süresinde. Portakal da dönmeyecek. Çok uzun bekleme süresi seviyor. Kronomisi de var. Bir bard ultisi. Kerry'e güzel bir yan adım ama sıçrası yok. Kerry'nin buradan çıkışı çok zor görünüyor. Bir aile hasar tutsa da üstünde. Skor alan isim Danny. Ve Danny 2-0'a geldi. Erken oyunda güçlenen bir Ezreal. Orta oyunda biraz can sıkabilir. Ve 50 milyonluk da bir üstünlüğü var Danny'nin. Yani çok başıboş bıraktılar. Daha da güçlü olabilir. Ya EG'nin sezon boyunca yaşadığı problemi T1 cezalandırmak istemedi. Müsaade etti o problem kendi kendine çözülsün diye. Ya Aral ama şampiyonlar da çok müsait değil. Ormanda Grace var. Ne bir baskın atar ne bir gelir birini korkutur. Erkenden niye elini gösterdin sen Ayla o zaman? Gerek ki sezon boyunca hiç oynadığın bir şey de değil. Evet ona gerek yoktu. Veya hani bunu oynamak istiyorsan o zaman Tahm Kench'i de erken alman gerekiyor. Banlayacağı belli çünkü adamların. Ya Kerry'e var elinde sen Tahm Kench banlanıyor zaten Kerry'e karşı. Grace o kadar öncelikli değil bir de. Bence hiç değil zaten de işte. Graves'in win rate'i biraz toparlandığı için Viego'dan mesela tercih ediliyor şu anda Viego'ya kıyasla. Ve alt koridordaki ilk kuleyi aldı Deni. Tabii bu oyunun ilk kulesi değil ama 300 altını cebine koydu orada. Ve ikinci alamette T1. Almayı başarıyor herhangi bir karşılık görmeden. Bir de galiba ilah sindirenle mi oynayacak? Deni mi? Evet. Böyle bir ihtimal oluştu gibi sanki. Bakalım tamamen bir rotaya girecek. Son dönemlerde pek gördüğümüz bir şey değil ilah sindiren. Genelde üçlü kuvveti de şimdi canlı bir bard ultisi Gumayushi o sıçrayı atmıştı ejderde. Ve o iki ruh burada bir skora mal oluyor. Belliydi bu. Bir sonraki ölecek demiştik. Word değilmiş demek. Şu anda word olmadı değil mi? Ama olsun uzun vadede. Şifa ile çıkabilir miydi ya? Çok yok. Ucunda yakalandı. Hiç sanmıyorum çıkabileceğini. Hayır ilk pozisyonda atsa gelecek hareket hızında kaçabilir miydi acaba? Zor gözüküyor ya Johnny. Bize garanti değilse harcamak istememiş. Bir de çok yakından attı ya Bart. O düşmesi de çok uzun sürmüyor şeyin ultinin. Pek fazla vakti de kalmıyor. 25 saniye sonra ejder var. Ve bu dağ ejder için T1 şimdiden nehir kontrolünü almak istiyor. Ama bir üste dönüş isteyen Kerry'a var. Kerry'nin üste dönüşü engellendi Danny tarafından. Cebinde ne kadar altın var acaba? Muhtemelen ilk eşyasını bitirecek evet. Bir altına sahipti Kerry'a. İsabet algısı bu meşhur. T1'ın sezon içerisinde böyle maçları oldu. Hatta altında da geri düştükleri, harita temposunu da kaybettikleri maçlar oldu. Hep böyle pozisyonlarda da Kerry'nin acayip yaratıcılığıyla işlerin içinden çıkmayı başarırlar. Bakalım burada da yapabilecekler mi onu? Çünkü şu an biraz ona tıkandı olaylar yani. Evet Zeus çok iyi durumda. Önemli de bir şampiyon oynuyor. Ama diğer parçaların hepsi sıkıntılı durumda. Belki Onur'un da iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine Kerian'ın yapacaklarına bağlı. Ama onların yapacağı da Kerian'ın yapacaklarına bağlı. Ben şey o kadar da böyle kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta elinde Sylas'ları var, Senna'ları var. Haritanın temposunu çok kaybettiler. Sürekli iyicenin istediği şeyler oluyor şu anda oyunda.
Ama görevler etrafında istediğin alanlar yine T1 tarafı oluyor. Yani iki tane alamet aldılar, ikinci ejderlerini alıyorlar. Evet, belki Ezreal'ı güzel kaynak aktırdı. Ezreal çok iyi durumda. Ama yani Deni de bu kaynakları ne kadar kullanabilecek? O da ayrı bir merak konusu bence. Valla onlara o formül şampiyon yaptı. Evet, doğru. Yani kaynakları Deni'ye verelim, Deni vursun. Formülü şampiyon yaptı onları Kuzey Amerika'da. Ama ben yine de şey, yani T1 için çok böyle karalar bağlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Zeus'un durumundan ötürü. Karşılaşmanın tabii sonucuna baktığımızda, daha doğrusu sonucunu konuştuğumuzda kesinlikle karalar bağlayacak bir durum yok ama karşılaşma EG T1 mücadelesi ise ve ha, farklı bir şey bir turnuva favorisi varsa ortada bence de böyle ilerlememeli. Turnuvanın son hali, T1'ın gördüğümüz son hali biraz böyle yani. O esas LCK'deki şeyleri yok. Havaları hiç yok. Normal sezonu oynadıkları oyun hiç yok orada. Bak LCK'de böyle maç kazandılar. Damwon'a karşı kazandılar. Genji'ye karşı kazandılar. Bu şekilde yani tempoyu kaybedip altında geri düşüp şu anda gerçi altında hala öndeler. Yani önemli bir miktarda öndeler aslında ama. Ejder döndü. Altında öndüler. İşte bunlara rağmen maç kazandıkları oldu LCK'de. Ama oralarda hep Kerya devreye girdi. Kerya'nın yaratıcılığından çok şey çıkardılar. Burada ne kadar yapabilecek onu görmek lazım. Şu an Onur çok iyi durumda. İki eşyayı tamamladı. Seviye 11. Gangplank'ı tutabilecek gibi durmuyor ama kimse ya. Bir de bence çok doğru bir şekilde Omurga Kran da almış. Yani TF gelse de tutamazlar onu 1v2. 1v2 bir de 1-3-1'e giderlerse o zaman iki tane cevap lazım. Şu an 1-3-1'de var zaten. Ona da cevap verebilecek durumda olmayacak bence EG tarafı. Ya Jojopyun zaten sadece minyonları temizlemek için yan koridorda orada. Normalde Twist Fate'in oradan ilerlemesini işte ultisiyle birlikte tehdit etmesini beklersiniz ama kendi kulesinin alttan çıkması çok zor. Ya şey var, TF'i 1-4 senaryolarında o 1'e yaklaştırıp ekstra pik almak, birisinin aradan çıkarmak istersin ama 1-3-1'de bunu yapmak da kolay değil. Evet. O zaman bir tarafı çok açık bırakıyorsunuz, o taraf dümdüz ilerleyebilir. Şimdi alt koridora alamet bırakıldı. Süresi bitmek üzere miydi emin değilim ama Zeus kafa attı çalıya ve Twist Fate ultisi kullanılıyor. Bard'dan iki kişiye gelen bir ulti. Şimdi oraya kullanılan bir de ışınlan var. Arkadan Gumayışı'dan güzel bir destek geldi. Inspired'ın canı çok az. Son anda kullanılan bir kronometre. Yalnız Impact'i geri çıkmak durumunda. Inspired yerine de mıhlanıyor ama hala hayatta. Onur da az canlı hayatta. Bu arada Faker ultisini çalmıştı Valkan'ın ve kendi ultisinde kaderine mahkum ediyor. Gumayışı da kaldı bu skor. T1 dezavantajlı başladığı savaşta hiç düşmeden bir skor bulmayı başarıyor. Sanırım çok kritik bir şey geldi orada. Graves sisi geldi. Jojopyun ilk geldiği anda sarı kart atmasını engelledi. Bir sağ sol da yaptı orada TF. O sırada savaş bir anda T1'ın lehine döndü. Bir de yani şunun da etkisi var. İşte Omurga Kran biraz geç biraz dayanıklılık vardı. Sonra Nautilus geldiğinde yanına da önden Viego'yu atmak zorunda kaldı EG tarafı. Viego önden girdiğinde hiçbir işe yaramıyor. Direkt zaten geri kaçmak zorunda kaldı Inspire sonrasında. T1 adına büyük çaplı çıkan bir savaşta ufak çaplı bir kazanç oldu. Ya bir de bahsettiğim olay, Twisted Fate'in sarı kartının ardından, kitle kontrolünün ardından hasarı net olarak tamamlayacak şampiyon yok EG'nin. Çok fazla hayatta kaldı Gangplank. Tamam dediğin gibi belki Omurga Kran biraz tanklık sağladı fazladır ama en nihayetinde tüm takım tek bir hedefe odaklanıyorsunuz ve hasar yetmiyor. Ama mesela GP bu kadar iyi durumda olmasa hem seviyede hem eşyada belki daha hızlı bir şekilde düşürebilirlerdi. O oyunun başında GP'ye giden ekstra kaynaklarla da birazcık alakalı durum. Ya az önceki pozisyonda GP seviye 13 olup Omurga Kran'ın yarı eşyalarını almış olsa yine düşmeyecekti muhtemelen. Düşebilirdi. Yani bir de Graves'in sesi çok güzel geldi için o da birazcık geciktirdi ama daha böyle iyi koşullarda çok daha az düşünme ihtimalleri vardı sanki. Şu anda 2500 can havuzuna sahip. Spire'in dikkat etmesi lazım. Çaldı mı? Çaldı. Hem büyük kaya hem küçük kayacıl. Bu da vurmadı bu arada. Henüz Zeus. Çünkü kriti can yakıyor Gangplank. Evet. Krit gelmeyince çok tatmin etmeyebiliyor hasar. 30 saniye sonra ejder var ve bu T1'ın 3. ejderi olacak. Eğer almayı başarabilirlerse. Üst koridorda Faker minyonları ittirdikten sonra üste dönüyor. Işınlanı yok. O yüzden buraya yürüyerek gelmesi lazım. Bakalım. İkinci eşyayı tamamlayabildi mi? Direkt olarak Zonya'yı bitirdi Faker. Ve Ejder Savaşı'na yetişecek. Şimdi EG bu savaşı istemeli mi? Mecbur yalnız. Isteyecekler.
Ya bir denem işte ama Kerya'dan çok iyi bir zamanlama. Dünkü şeyi hatırlıyor musunuz? Nötrüsü. Yalnız şimdi Deni'yi yakaladı Kerya. Karar verici rolünü üstlenmeye devam ediyor. Şimdi oraya yetişen bir Faker var Gumayush'un ultisiyle. Olur işte. Nasarı. İlk yok etti Deni'yi. En güçlü taşıyıcısını kaybettiği savaşın başında Faker'dan kullanılan bir Zonya var. Faker hayatta kalacak gibi duruyor. Zeus vurmaya devam ediyor. Kureyi de tanklıyor. Skoru da buldu. Impact. Çok az canlı hayatta ama 3'e 0 bir değişim ve bu T1'ı Baron'a götürebilir. Ve Kerya yine bir pozisyonu gördü. Hemen savaş çıkarttı. Bu arada Faker da çok iyi takip etti. Tabii Inspired da yeterince yakın değildi. O az canları toplayabilecek bir pozisyon da olmadı EG tarafının ve çok net bir savaş kaybettiler. Bir yanda da acayip bir üstünlüğü oldu. Tüyü. Işından geliyor. Ejder'i de bırakmak istemiyorlar ama Ejder'in canı kaç acaba? Faker ışınlarını kullandı. Inspired'ın çarpı var. Burada Ejder alacak. Bakalım çıkabilecek mi? Çıkamadı ama en azından 3. Ejder'i almasını durdurdu rakibinin. Tabii T1'da gazı öyle bir bastı ki altın farkını da 6500'e kadar çıkarıyor. Hiçbir harita, momentumu, her şeyi kaybetti bu pozisyonda. Ya bir de düşündürücü olan Deni'nin ilk düşmesi bu savaşta. Ezreal'sın ya. Sıçra da kullandı değil mi orada? Kullandı. Her şeyi kullandı. Bir tek şifası duruyor. Şifaya aslında da bir şey değişmeyecekti muhtemelen. Ama icadına şu ana kadar zaten turnuvanın özeti. Yani Deni'nin NA'deki gibi oynayamıyor oluşu. Orada çünkü güvendikleri taşıyıcılarıydı. Deni bu maçta da aslında kaynakları verdiler. Güçlendirdiler. Zaten hala en yüksek minyon skoruna sahip olan oyuncu da onlar adına o. Ama şimdi T1'ın çok daha rahatladı. Tam da istediği pozisyona getirdiği bir maç noktasındayız. Bence Bard'ı da yeterince verimli kullanamadı bu arada EG tarafı. Yine bir Bard ulti denemesi. Ama eksiksiniz. Daha yeni bastılar ışınlar. Işından kullanılıyor ama Bard ultisi boşa kullanılmış oldu ve bir de ışından geldi. Yani ışınlanları bu arada Bard ultisi atıldıktan sonra kullanılmaz ki ışınlanlar. Kesinlikle öyle. Üst koridordan Zeus'la kuleyi alıyor. Alt koridordaki minyon kontrolünü şimdilik bıraktı T1. Orta koridor ve üst koridordan ilerliyorlar ve iç kulede düşecek gibi görünüyor orta koridordaki. Buraya herhangi bir savunma yok. Kerya'dan bir deneme Deni. Oradan uzaklaşıyor. Üst koridora kullanılan bir Twisted Fate ultisi var. Jojo Finn çok fazla hasar aldı. Jojo Finn olacak Zeus. Çok az canlı uzaklaşıyor oradan. Impact daha fazla devam edemedi. Rakibin üzerine düşen bir Deni var. Deni'nin şifası kurtarmıyor onu. Impact uzaklaşmaya çalışıyor ama onu bırakmayan bir Faker. Ve T1 3 skorla birlikte artık karşılaşmayı bitirmeye doğru gidiyorlar. Yani bir anda kontrolden çıktı ya. Yaklaşık 21-22 dakika maç çok yakın ve eşit gidiyordu. 25'te maç bitiyor. Yani. Tek bir hata. Daha işte, Baron'un bitmesine bir dakika var Johnny. Ya tek bir hata en fazla altını kaynağı alan oyuncunuz ilk yakalanıyor, ölüyor. Oradan Baron veriyorsunuz. Oradan ormancınız gidiyor. Kuşatmaya tam cevap veremeyecek durumda yakalanıyorsunuz. Sonra maç bitiyor. Yani çok 20 dakika resmen şey buna bekledik yani. 2 dakikalık bir süreçte oyun bitti. Kerya yaptı gene ya.